Evet, dün gün boyu bu kabine toplantısına dönük emeklilere dair bir karar çıkacağı beklentisi o kadar yüksekti ki hiçbir açıklama yapılmamış olması, bu konuda herhangi bir şey söylenmemiş olması emeklilere ne düşündürdü acaba? DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Sayın Fikri Kalender bizimle birlikte olacak. Fikri Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün beklediniz mi toplantıdan ne karar çıkacak diye sizde? Biz emekliler olarak aslında işin gerçeği hiçbir şey beklemedik. Neden? Çünkü yani sanırsınız ki 21 yıldır emekliler iktidarda. Yani şimdi bir anlamıyla da hani bir deyim vardır, yalandan kimse ölmez diye. Biz artık kabine toplantılarına, açıklamalara gerçekten alıştık. Her seçim öncesinde bir parmak bal ağzımıza bir parmak balın çalınmasına alıştık. Dolayısıyla bu kabine toplantısından da bir şey çıkmayacağını düşünerek biz taleplerimizi sizin de biraz önce ilettiğiniz gibi o talepler doğrultusunda mücadele etmeyi alanlarda sürdüreceğimizi buradan sizin aracılığınızla da saraya bildiriyoruz. Peki şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz bu sessizliği? Bir açıklama yapıldı aslında. Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı ve dedi ki en kısa zamanda olumlu dokunuşlarda bulunacağız. Şimdi bu kısa zaman, çünkü sürekli böyle bir yakında bir şey olacakmış izlenimi de yaratılıyor bir yandan iktidar tarafından. Bu kısa zaman nedir? Bir tarafta da hani seçime kadar bu meselenin bu şekilde top çevirmeye dönüşeceği ve aslında tıpkı genel seçim öncesinde olduğu gibi EYT meselesinde vesaire de bunun da bir seçim öncesi atılacak adımla emeklilere bir çeşit hani sandığa gel mesajına dönüşeceği ifade ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Söylediklerinize katılıyorum. İlaveten şunu söylemek istiyorum. İktidarlar emeklileri devletin üzerinde bir yük, bir kambur olarak görüyor. Aynı zamanda iktidarlar emeklileri de bir oy deposu olarak görüyorlar. Şimdi %20'lik kesimi oluşturan emekli grubu gerçekten siyasi partiler açısından çok önemli bir durum teşkil ediyor. Buna uygun da her seçim döneminde seçimler yaklaştığında emekliler hatırlanıyor, emekliler akla geliyor ve emeklilerle ilgili de bir algı yönetimi ortaya konuyor. Bu algının üzerinden de emeklilerin kafaları bulandırılarak zaten parçalı olan emeklileri iyice parçalayıp sizin de söylemiş olduğunuz gibi sandığa teşvikini sağlamak üzere aslında tabiri caizse bir anlamıyla rüşvet olarak da verilen küçük küçük miktarlarla emeklilerin yetindirilmesi çalışılmaya çalışılıyor. Peki Fikri Bey, şimdi sizce bu ara zam meselesi ve ikramiye meselesi tamamen rafa mı kalktı? Tabii ki, yani şimdi ara zam mı yapmasındaki nedenlerden geçen de gördük zaten. Nedenlerden bir tanesi de seçimin kazanılıp iktidarın aynı şekilde devamını sağlamak idi. Dolayısıyla Nisan ayında, Mayıs ayında biliyorsunuz 7500 lira ya yapılacak 7500 liradan önceki 5500 liraya yapılan bir zam söz konusuydu. Ancak burada da bir Ali Cengiz oyunu ortaya koyarak bir kök aylık çıkarttılar. 7500 lirayı hazineden tamamladılar. Yani 7500 liranın üzerine zam yapmadılar. %25'i kök aylıkların üzerine yaptılar ve 9 milyon emekli bundan faydalanamadı. 11 milyon emekli de zaten herkesin bildiği üzere açlık sınırının altında yaşıyor. Asgari ücretin altında yaşıyor. Peki şimdi bir taraftan da 2024'ün ilk çeyreği işaret edildi. Cumhurbaşkanı tarafından meclis açılınca zamlarla ilgili bir çalışma yapılacak. Bunu artık hani kabine toplantısında bekledik, olmadı ama herhalde meclis açıldığında bu çalışma yapılacak diye düşünüyoruz. Bu süre zarfında emekliler ne yapacaklar? Bu zamanı nasıl geçirecekler?
Şimdi şunu söyleyeyim, emeklilerin bir gün bile sabredecek durumları kalmadı. Yani düşünün, asgari ücretin altında bir emekli maaşı olur mu? Dünyanın hangi ülkesinde var? Bir simit 10 lirayken, bir ekmek 10 lirayken, bir peynir 225-230 lirayken, gıda enflasyonu %90'a çıkmışken emekliler daha nasıl sabredecekler? Yani şimdi bizim iktidardan beklentilerimizi biraz önce siz dile getirdiniz. Tekrar olmaması açısından onları söylemiyorum. Ancak şunu ifade edeyim. Emekliler bugünkü mevcut durumlarıyla yönetenlerden saygı istiyor, saygı talep ediyor. Öncelikle saygı istiyor. Bizi saysınlar. Bakın otobüslere bile bindirmiyorlar bizi. Yani değişik şeyler çıkıyor, değişik olaylar çıkıyor sürekli karşımıza. Değişik biçimleriyle bizi her türlü aldatmaya yönelik, her türlü kandırmaya yönelik bir olayın içerisinde oluyorlar. Bizi cami, kahvehane ve parklara sıkıştırdılar. Biz gezemiyoruz, biz yiyip içemiyoruz, biz istediğimiz gibi yaşamıyoruz. Yani insanca yaşayamıyoruz. Dolayısıyla bunu bilmeleri gerekiyor. Ve gerçekten de bu seçimler de bizim açımızdan da çok önemli. Yani biz emekliler şunu söylüyoruz, diyoruz ki bizi yok sayanları biz de yok sayacağız diyoruz. Ve buna göre de bir tavır alacağız diyoruz ki bu tavrı da İstanbul'da Kartal Emek Meydanı'nda zaten gösterdik. Peki Fikri Bey, şimdi bugün yarın ya belki bir düzenleme yaparız, bir düzeltme yaparız, arada bir ikramiye veririz vesaire. Hani böyle bir süreç yönetimi söz konusu. Ama diyelim ki işte bütün bunlar olmadı. O artık son tarihe gelindi. Zaten emeklilere ne zaman zam yapılacağı da aslında belli. O gün geldiğinde önünüze konan rakam ne olacak? Ne olmalı? Üzerine konuşulan zam oranlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi yine tabii bu konuda da algı yaratıyorlar. Şimdi öncelikle samimi olan iktidar şunu yapar. 2008'de çıkartılmış olan yasayla 5510 sayılı yasaya ilişkin güncelleme katsayılarını düşürdüler. Aylık bağlama oranlarını düşürdüler. Aylıkların alt sınırını düşürdüler. Ayrıca aylıkların hesaplanmasını sürekli değiştiriyorlar. Yani biz önceden enflasyon ve milli gelirden pay alırken şimdi milli gelirden alacağımız payı hemen kaldırdılar. Bize sadece enflasyon üzerinden şey veriyorlar, zam veriyorlar. Yani samimi olan iktidar bunların düzeltilmesi noktasında bir açıklama yapar. Şunları, 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 şunları düzelteceğiz der. Ancak gördüğümüz kadarıyla iktidar emeklilerden gelen serzenişin farkındayız. Düzenleme yapacağız. Emeklilerin yanındayız. Emeklilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani cartlarla, ceklerle bizi sürekli oyalıyorlar. Oysa yapılması gereken net. Biz şunları, 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 şunları yapacağız diye bir açıklama istiyoruz biz. Ve bunun üzerinden de o çalışmayı biz emekliler olarak zaten takip ederiz. Eğer bizimle ilgili bu gelişmeleri yerine getirirlerse eğer, biz de ona göre tavrımızı belirleriz ve ona göre de yaklaşımımızı sergiler. Sandığa gidip gitmeyeceğimiz de o zaman belli olur. Netice itibariyle son olarak şunu söyleyeyim bu konuyla ilgili. Şimdi bakınız, insanları birbirlerine düşürüyorlar. 2 gün önce, 3 gün önce pardon, 3 gün önce bir televizyon kanalında meşhur bir spikerin yaptığı programı izledim. O programda spiker şunu söylüyor. Diyor ki 2,5 milyon emekli EYT'den yararlanan emekli müracaat etti. 1.900.000 emekli hak sahibi oldu ve emekli oldu. Dolayısıyla bu yüzden onların aldığı para bayağı yüksek olduğu için bu yüzden emeklilere iktidar para veremedi diyor. Yani bu tutum öyle bir tutum ki bakın nasıl emeklileri birbirlerine düşürüyorlar. Yandaş medya bunlar. Yanlış medya aracılığıyla yapıyorlar. İşte algı yönetiminin bir biçimi de budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın söylediği cümleler. Yani buradan tekrar bile etmek istemiyorum. Yani gerçekten bizleri nasıl gördüklerini, emeklilere nasıl yaklaştıklarını kendileri de söylüyorlar. Bakın Sakarya Milletvekili 5 yerden maaş almasına rağmen
Çıkıyor diyor ki emekli maaşı şeye yetmiyor, milletvekillerine yetmiyor diyor. Yani 70 küsür bin lira yetmiyormuş. Şimdi yani bizim aldığımız 7,5 milyon lira Allah aşkına neye yetecek yani? Evet. Öyle bir şey olabilir mi? Yani dolayısıyla biz emekliler olarak, gerçekten mağdur durumdayız ve açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum edildik. Bunun da bilincindeyiz. Önceden bilincinde değildik ama şimdi artık bilincindeyiz. Peki Fikri Bey, bu bilinçle elinizde bir oyunuz ve bir sesiniz var. Ne yapacaksınız? Evet. Biz sesimizi alanlarda duyuracağız. Emekliye karşı emeklilerin haklarını yiyenlere, bu en büyük kul hakkıdır. Bu kul hakkını yiyenlere de biz oy vermeyeceğiz. Sesimizi de alanlarda yükselteceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Direnmeye devam edeceğiz. Yani düşünün, bir Avrupa ülkesiyle Türkiye'yi karşılaştırdığınızda yani en son noktadayız ya. Emekliler olarak en son noktadayız. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Yani en düşük emekli aylığı 7500 lira, düşünün. Bu da tamamlanıyor. Yani artık şu ucube şeyi de, bu hazineden tamamlama şeyini de kaldırmaları gerekir. Yani normal hesaplamayı yapsınlar, onun üzerinden de bize maaşımızı versinler. Tamamlıyoruz. Bu rüşvettir. Rüşvetten başka hiçbir şey değildir. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz yıllarca çalıştık, yıllarca prim ödedik. Ve bu primlerin karşılığında da, bu vergilerin karşılığında da bize düşen insanca yaşayacağımız bir hakkı istiyoruz. Dolayısıyla çok şey mi istiyoruz Allah aşkına ya? Evet. Yani peki Fikri Bey, mesela sadece bu en düşük emekli maaşına bir iyileştirme yapılabileceği ama bu iyileştirmeden daha üstte maaş alan emeklilerin faydalanamayacağı bir durum ortaya çıkarsa. Çünkü bazı uzmanlar bunun böyle yapılabileceğini de ifade ediyor. O zaman ne olur? Tatmin olur mu emekli mesela? Şimdi tabii bu algıyı yaratırken üç ana noktada yaratıyorlar ve bu da aslında emeklileri birbirine düşürmek anlamına geliyor. Biz şunu söylüyoruz, diyoruz ki en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilsin ve bu asgari ücret de kök aylık olsun. Bu kök aylığın üzerine emeklilerin yatırmış oldukları primler üzerinde ve enflasyonla milli geliri de birleştirerek onun üzerinden bir şey alsın, zam alsın talep ediyoruz. Bu çok zor bir şey değil ki. Yani çok da kolay. Bu aynı zamanda intibak da demektir. Ve o dengesizliği, eşitsizliği de ortadan kaldıracak demektir. Bakın 1999'da çıkartılan 4447 sayılı yasayla emeklileri zaten kademeli olarak emekli etme noktasında zaten ilk darbeyi ve yarayı emeklilere açtılar. Şimdi 8 Eylül'de emekli olanla 9 Eylül'de emekli olan arasında 17 yıl fark var. Bir güne 17 yıl. Evet. Allah aşkına bu reva mıdır? Yani bu insan vicdanına sığar mı? Yani böyle bir kanun olur mu? Bu kanunu nasıl yaptılar? Hangi şekilde yaptılar Allah aşkına? Yani şimdi bugün hala emeklilikte yaşa takılanların bir kısmını düzenledik diyorlar ama yeni mağdurlar çıktı. Staj mağdurları var. Yani sigorta sağlık başlangıcı sayılıyor. Sağlık haklarından yararlanıyor. Fakat evet, sigorta başlangıcı sayılıyor. Ve evet, o yüzden de 20 yıl geriden emekli oluyor. Dün Bağkurlular'da mesela bir cevap bekliyorlardı. Bağkurlulara ilişkin evet, de bir açıklama yapılması bekleniyordu. Bu açıklama da gelmedi. Onlar da aradıklarını bulamadılar bu toplantıdan sanırım. Evet, 9000 gün üzerinden emekli ediliyor Bağkurlular, biliyorsunuz 2008 de çıkartılan yasaya göre. Şimdi bu da eşitlik ilkesine aykırıdır. Yani eğer yapılacak bir şey varsa temeli, tabanı ortaya konur ve onun üzerinden geliştirilir ve onun üzerinden de yasa çıkartılır. Herkes de bu yasaya uyar. Şimdi dul ve yetimlere bakın Allah aşkına. Yani 1800 lirayla 5000 lira arasında dul yetim maaşı var. Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş bu olay? Yani bir insan 25 yıl, 30 yıl çalışıyor, vefat ediyor ve vefatın sonucunda da hak sahibi olarak eşine ya da çocuklarına o para verilmesi gerekiyor. Bunda hemen bir matematiksel hesap yapıyorlar. %75'e indiriyorlar. Çocuklar için %25 diyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani şunu yapın, deyin ki onların emekli ve dul yetimlerin aylığının da tabanı en az asgari ücret olsun.
ve onun üzerinden zam alınsın deyin. Yani bunu demek çok mu zor, ya da bunun gelişimini yapmak çok mu zor? Bakın, bizden yıllarca prim kestiler ve bu primleri bir yerde topladılar. Bu primlerle yol yaptılar, köprü yaptılar, su yaptılar, şirketlere verdiler. Verdiler, birilerine verdiler ve para kazandılar. Ve hala da kazanıyorlar. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta sıfır vergi alanlar bizden %20, %18, %25, %35 vergi aldılar. Dolayısıyla bunların karşılığını istiyoruz biz. Bunların karşılığında olan hakkımızı istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Dul yetimin de hakkı, çırak mağdurlarının da hakkı, EYT mağdurlarının da hakkı, emeklilerin hepsinin hakkı. Biz bunu istiyoruz. Yani bizi oyalamasınlar. Neden bizi oyalıyorlar? Yani işte bekleyin, sabredin. Sabır taşı çatladı. Hani bir laf vardır, çok özür dilerim. Yani dereye su gelene kadar kurbanın gözü patlar derler. Yani aynen biz onu yaşıyoruz şimdi yani. Peki Fikri Bey, çok teşekkür ediyorum. O kadar dolusunuz ki hiç de kesmek istemedim bu Evet. yüzden. Sağ olun. Hem bilgiyi hem duyguyu bizimle paylaştığınız için biz de aracılık etmiş olalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Umuyoruz bu sesi duyurabilirsiniz en kısa zamanda. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ Sağolunuz olun. efendim. Görüşmek üzere. Disk emek